Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, şöyle seyircilerimiz, malzememiz de kalmıştı. Biz de şöyle ne yapalım? Malzememizden şöyle bir pratik salata hazırlayalım. Evet. Şöyle malzememizi kesinlikle israf etmiyoruz, dökmüyoruz. Şöyle bakalım malzememizde neler hazırlayabiliriz. Şöyle pratik salata bölümüne ben geçeyim. Ayşegül Hanım da yavaş yavaş pazıyı hazırlasın. Pazı pişsin burada. Pratik salatamızı yapalım. Artan malzemelerden. Ara ara ben de böyle bir iki bilgi vermek istiyorum. Tamam. İzniniz olursa. Evet ustamı şimdi bakalım siz salata hazırlayacaksınız. Bunları mı kullanacağız sadece? Evet onları kullanacağız. Tamam şöyle, başka ne kullanacağız? Dolaba bakacağız bakalım elimizde neler tamam. var. Tamam dolaptan malzemelerimiz gelsin. O sırada bakın sizlerle pratik bilgiler paylaşayım ben. Neler yapabiliriz? Evde işimizi kolaylaştıracak güzel bilgiler. Ayakkabı temizliği için. Hani verdik ya böyle tezgahı nasıl temizleyeceksiniz, fırını nasıl temizleyeceksiniz, yağ lekesi nasıl çıkacak kumaşınızın üzerinden. Bugün de sizlere bakın ayakkabı temizliği ile ilgili farklı bir yöntem söyleyeceğim. Oldukça ilginizi çekecek. Kirlenen ayakkabılarınızı temizlemek için en iyi yöntem neymiş biliyor musunuz? Diş macunu. Evet. Diş macunuymuş. Bunun için temiz bir bez ve diş macunu yeterli. Bezin üzerine diş macunu döktükten sonra iyice böyle macunu yedirin beze. Daha sonra ufak ufak ayakkabınızı ovalayın. Durulamak için de yine temiz bir bezi kullanın. Temiz bir bez alın. Diş macunu sürdüğünüz ayakkabıyı güzel böyle silin. Bu işlemden sonra göreceksiniz ki eski ayakkabınız yepyeni böyle gıcır gıcır parlayacak. Evet Ayhan, evet. Ayakkabılarını yapabilirsin. Ne de olsa, deneyeceğim evet, diyor. Ne de olsa diş macunu kullanmıyorsa Ayhan'ım evet. yani. Yılda bir kere mi? Heh. Bayramdan bayrama. O da güzelmiş yani bayramdan bayrama. Bir şey söyleyeyim usta biliyorsun bu kanser uzmanımız var. İsmi neydi profesörümüz? Mehmet Öz mü diyorsun? Mehmet Öz değil de kanserle uzmanlaşmış olan evet bir hatırlayacağım. Geçenlerde çıktı kesinlikle diş macunuyla dişlerinizi fırçalamayın dedi profesör. Ve arkadaşlar şöyle bir hatırlatın bana içeridekiler bir şey yapsınlar. Neydi? Evet, kanserle onlar, savaşan. Zaman, onlar hatırlatana kadar biz ne yapalım? Evet yapalım salatamızı yapalım. Şöyle salatamızı yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kuzu kulağı az bir şeyde kıvırcığımızı güzelce bir doğradık. Şöyle kıvırcıklarımızı tabağımızın altına serdik ve kaşar peyniri biliyorsunuz nerede kalmıştı? Poğaçalarımızda kalmıştı. Şöyle kaşar peynirimizi ne yapıyoruz? Kuzu kulağı kıvırcıkla beraber şöyle güzelce bir harmanlıyoruz. Ve harmanladıktan sonra şöyle güzelce sevgili izleyiciler ne yapıyoruz? Tabağımızı alıyoruz. Şuradan beyaz peynirimiz vardı. Beyaz peynirimizi de şöyle israf olmasın sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Bunlar ufak evet, şeylerle de çok güzel şeyler topuz, yapabilirsiniz. Şöyle patateslerimizi de. Evet Erkan Topuz. Patateslerimizi de şöyle güzelce sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi iki kenara gelecek şekilde şöyle bir alıyoruz. Kesinlikle israf olmasın sevgili izleyicilerimiz. Siz de böyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi gördüğünüz gibi güzelce bir hazırladıktan sonra şöyle bir adet gördüğünüz bir kırmızı pancarımız var. Onu da şöyle güzel bir şekilde bir soyalım. Tabağımızı alalım. Şöyle. Evet, soyarken bu arada içeriden isim geldi Erkan Topuz hocamız. Kanserde biliyorsunuz Türkiye'nin bir numaralı adamı. Onun sözünün üstüne söz söylemek bizlere zaten düşmez. Diş macununun kullanılmaması gerektiğini ve zamanla dişlerde özellikle kemik erimesine, vücutta kemik erimesine yol açtığı, içerisinde bir sürü kimyasal madde olduğunu söyledi usta. Dedi ki eskilerin yaptığı gibi ne yapacaksınız? Misvak. Misvak. Ya eskiler ne yaparmış? Peygamber Efendimiz de hatta bir hadis-i şerifinde ne diyor? İnsanlarımıza eğer ki ümmetime zor gelmeseydi abdestle beraber dişlerini de misvaklamalarını söyleyecektim diye. Öyle değil mi? Öyle bir hadis-i şerif var. Biz yapalım ama işte gene de ne yapıyoruz?
söylesin doktorlarımız, umurumuzda değil maalesef. Rahatımıza hangisi geliyorsa onu yapıyoruz. Aynen öyle. Hani biliyorsunuz biz de grip olduktan sonra limonu tüketmeye başlarız. Evet. Hasta olduktan sonra doktora gideriz. Kendimize bakmayız. Onun için bazı şeyler evet dikkate almıyoruz. Ama başımıza geldikten sonra sızlamaya başlıyoruz ama o zaman da iş işten geçmiş olur. Tabii duyuyoruz usta değil mi? Diyor ki aa sigara içmiyor, çok kendine şey yapıyor ama işte kanser olmuş. Nasıl olur? Nasıl olur efendim? Diş macunundan olur, yediği yiyeceklerden olur öyle değil mi? Aynen, hazır evet. Yemekten, dışarıda yemekten olur, içtiğimiz böyle katkı maddeli içeceklerden olur. Olur da olur yani. Olur da olur. Ya işte evet. Ne yediğimizi bilmiyoruz, ne içtiğimizi bilmediğimizi. Hemen diyorlar ki sigara içmiyordu, nasıl kanser oldu? Yok işte bilmem şey olmuyordu, nasıl oldu efendim? Ağzına içkiyi sürmezdi, kanser oldu. Ama oluyor efendim, şartlardan oluyor, etkenlerden oluyor, oluyor. Pazımız tamam Ayşegül Hanım, evet. Altını kapatabiliriz. Tamam, şöyle kapatalım pazıyı. Evet, şöyle sevgilicilerimiz, evet. Ben de ne yaptım? Elimizde kalan malzemelerle şöyle güzel bir... İzleyici mi ulaşmış bize? Tamam, anlatırız. Şöyle güzelce sevgilicilerimiz ne yapıyoruz? Kenarına, tabağımızı kenarına gelecek şekilde salatalımıza koyduk. Pratik salata bölümümüzde salatamız da hazırlandı gördüğünüz evet, gibi. Şöyle pazımızı da ben tamam. Vereyim size, o şunları da hazır. Bir alayım. Bakın bugün ne kadar güzel böyle renk renk. Ondan sonra lezzetli, gayet sağlıklı yiyecekler hazırladık sizlere. Şöyle sevgilerimiz pazımızın evet. Üzerine soğuduktan sonra ama biliyorsunuz bizim burada mazur görün. Zamanımız olmadığı için çok fazla bekleyemiyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz ama bundan sonra sürekli sizinle beraber olacağımız için mutluyuz. Yarın görüşmek dileğiyle Allah-u Teala hepinizin duasını kabul etme dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.